Let's go. Şimdi merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. YouTube Tayfa. Bilmiyorsanız YouTube'da ikinci kanalda bu oyun videoları yayınlanıyor belirli bir aralıklardan sonra. Ama sen bizim aramızda bizi satıp oyun... Oğlum tamam sıkıntı yok. Bu sefer de böyle olsun. Olabilir tamam. Umarım babaannen yatakta falandır da ona bakıyorsundur. Ondan böyledir gelmiyorsundur. Yoksa başka hiçbir af kabul etmiyorum. Büyük bir aile bireyinden biri Allah korusun. Umarım değildir de aynı zamanda ama öyleyse de ona bakıp gelmiyorsan sıkıntı yok yani. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Unutma bunu her zaman böyle. Dying Light 2 update gelmiş. Nerede lan bu oyun? Bu müzik sana. Abi geldim vallahi geldim. Hexant Hodul diyor ki Dark Web Killer. Dark Web Killer. Kapı. Of ya, o şakayı nasıl yapamadık ya? Grafik settings. Şunu bir kısalım öncelikle. Bunda Entelizing eklemişler. Texture'lar kaliteli olsun ya. V-Sync var bunda zaten, kasmaz. Ama sesi kısmam lazım yoksa kulağımız havaya uçar. Ben bunu oynadım. This game. Bu oyun bu. 40 dakika falanmış yakın. Episode 2 Northwood Hitchhike. Haziran 16. Bu bana 19 yaşındayken oldu. Şey canım, bu hikayeler gerçek mi bu arada? Çünkü deminkinde de öyle demişti. Şimdi 21 yaşımın biraz üstündeyim. Hala hatırlıyorum çünkü ne kadar iğrenç hissettiğimden dolayı. Yani kripto at yani. İğrenmiş. Bunu internete yazma konusunda öncelikle biraz tedirgindim ama açıklamak beni rahatlatabilir. Kamera biraz kasıyor olabilir buralarda nedense, o 20 FPS'de. Birazcık daha beni rahatlatsa yeter. Ben oyun etkinliklerine gitmeyi çok seven biriydim. İşte GameX falan tarzı şeyler. Her gidebildiğim her etkinliğe gidiyordum. Bazen online arkadaşlarımla orada buluşuyordum. Şey arası, state'ler arası yolculuk yapmamdan ebeveynlerim çok mutlu olmasa da işte uçak bileti çok pahalı olurdu. Arabayla falan. Convention çok güzeldi, etkinlik. Fuar. Fuar çok güzeldi. Şimdi eve dönme zamanıydı. Ama trafik falan filan vardı. Ben de işte uzun yoldan gideyim dedim. Trafikten şey yapmak için. Kurtulmak için. O da 12 saatlik bir yol. Muş. Öyle diyor. O bunlar gerçek hikaye lan galiba. Engin Can 7485 diyor ki sanırım internetteki CHP pastaları oyun yapmış. Baba, Xbox al. Biraz kasıyor bu arada, benim grafik düşünmem lazım chat. Hemen kısa bir grafik ayarı vereceğiz. Oyun kastından dolayı. Bir saniye durunuz. Bayağı kasıyor, evet. 15-22 FPS oldu. Bayıldığım kaliteye getirdim. Gerçek bir PlayStation 1 deneyim. Türk ilişi yok mu lan? Oğlum her dil var lan neredeyse. Türk ilişi yok. Tamam. Okey. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Arapça var mı? Hayır, yok problem.
12 saatlik yoldan eve dönüyoruz. Yine 30 FPS. Arabadan çıkma da var bak. Ege Komekko diyor ki abi gerçek çünkü menüde sağ altta hikayelerinizi gönderin falan diyor. Postada koymuşlar kalp. Herif yemeyiz bence. Aydan. Yaz, yazma araç kullanayım. Arkadaşlar bu benim suçum değil. Oyunun optimizasyon problemi var galiba gerçekten. Optimizasyon miziri. Kaza yapabiliyor muyum? Bak, araba var. Şşt! Sonu! Lan! Çok zor arabayla hem yazmak hem şey yapmak, sürmek. Zaten yapılmaması gereken bir şey. Ağaçlara nur iniyor sanırım. Denemeyeceğim. Benzin bitmiş yolun yarısında. Benzin olmalı. Çok kasıyor mu? Çok kasıyorsa her şeyi kısayım. Ama zaten PS1 grafikti. Bende de o kadar akıcı değil, haberiniz olsun. Okey tamam iyi. Okey sıkıntı yok. Ağaçlar gözümü alıyor nedense. Yap. Gitti mi? Ne yazmış ki? Sana uçakla gel demiştim falan diyor. Hesap soruyor ya. Niye her şey bu kadar parlıyor ya? Of baba ya. Araba sürüyorum yazma. Benzinsiz niye yola çıkmışız ki hakikaten? Oyun chat gerçek hikayemiş bu arada. Hepsi gerçek hikayemiş. Benzin bitti. Hepsi gerçek hikayemiş chat. Anlatanlar yalancı mıdır, doğru mudur bilemeyiz ama. Ne yapacağız? Gittiği kadar. Hadi gittiği kadar yokuş aşağı boşal. Bu kadar gidiyor. İlki de gerçek hikayemiş, evet. Oyunun genel konsept buymuş zaten. Gerçek hikaye olması. Çok da olası şeyler bu arada zaten. Hani evine biri giriyor çocuğun. Canavar manavar. Ne yapacağım? Yürüyeceğim mi ben? Oğlum bu arada gerçekten çok korkunç. Benim en büyük korkularımdan biridir. Arabayla uzun yolda kalmak. Annem yazdı ama annemin mesajı yok. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Anne yardım et. Annemin mesajını mı yok baba? Ama yolda kaldım kanka. Benzin istasyonu bulacağım da nasıl bulabilirsin ki böyle bir yolda? Koşma yok chat. Ben de arkadaki tırların olduğu yere mi gitsem, dümdüz gitsem diye bir karar verdim ve dümdüz gitme kararı aldım. Ve geri dönmek için artık çok geç. Evet, otostop çekmem lazım galiba. Zaten olay bu.
Aldığımız yola bak hakikaten ya. Allah'ın unuttuğu yerdeyiz. Geri mi dönsek acaba? Tıra doğru. Tırın olduğu yere doğru mu dönsek? Ne dersin? Devam mı? Geri dönmek de yalnız çok zor olacak. Hala çok geç değil mi? Bu oyunda da arabada bekleyeyim öyle kadar. Ecel gelecek. Gece oldu. Chat, zombiler iki kat hızlı. Bir araba geçer ya. Chat, sonuçta şöyle düşünün. Geri gitsek de o araba geçecek. Araba geçecek. Şimdi geçecek. Ekinflex diyor ki Isparta 3. gün. Çok ayıp değil mi? Dediğin. Bir şey var gibi. Araba mı? Değilmiş. Yani buradan o yol aynı yol sonuçta hani. O araba bu arabaya da bağlı. Yani o çok gerildim biraz da pardon. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Tayfun hoş geldin ya. Telefon çalışıyor öyle. Babamdan mesaj mı geldi? Bence ben yanlış yapıyorum şu an. Bence ben yanlış yapıyorum. Res atıp arabayla o arabaların olduğu yerde duralım. Ama bak yanlış yapsak böyle bak görüyor musun? Aurora Borealis alt çizgi diyor ki arabayla yanından geçmişsin go. Bu. Hemen bir inovasyon yapıyoruz ve tekrardan bu kadar gitmek yanlış olmalı chat. Bu kadar gitmek yanlış olmalı. Yolda kayboldu ve öldü. Tamam. Şimdi arabayla orada duracağım. Gidebildiğin kadar gitmek çok saçma zaten benzinin bittiğinde ki. İlk ending buydu. Amele gibi yolda gidip ölme endingi. Bu first ending arkadaşlar. Canon değil. Bir şey diyeceğim, grafikler ultra mı açmıştır şu an? Anlayamıyorsun ki ultra mı... Deminkinden çok farkı yok gibi ya. Ultra çıkmış. Size magic trick yapayım mı bak. Perfect bir PlayStation deneyimi için. Tamam, okey. It's fine. Sıkıntı yok, it's fine. Nasıl lan? Bir sihirbaz asla numarasını açıklamamış. Peki YouTube tayfa buraları kesik mi izleyecek yoksa böyle mi izleyecek? Böyle izleyecek tabii, niye izlemesin ki? Bölümleri atarız. Kesik izlemeyecek kesinlikle, böyle izleyecek. Adam mı kayıralım lan? Bu eziyeti hep beraber çekiyoruz.
Ha? Kimsenin kayırılma Mertab ihtiyacı çizgi yok. ki diyor ki kanka korkma ama arkanda biri var. Hayır, bir şey yok arkamda. Benim olmadı büyük ihtimalle ya. Tamam, mesajlara bakmayacağım. Ben radyom ve yolumdayım. Bu arada yeni gelenler varsa hemen söyleyeyim. Bu gerçek bir hikayeden alıntıymış. Çocuğun teki fuardan eve dönmek için 12 saatlik uzun yolu şey yapıyor. Ve yolda benzini bitiyor şu an. Dur bakayım bir. Bura nereye gidiyor? Bak, direkt yardırmak yerine bu çok daha mantıklı bir hareket. Arabayı ana yolda bırakıp şöyle bir bakalım şuraya. Çiftlik herhalde. Kimse yok mu? Perfect şey bağırışı yapmadın mı? Dışarıda tanımadığın bir yerdesin ve insanlara seslenmen lazım. Tam o ses tonu değil mi böyle? Bağırman lazım ama çok çekiniyorsun ve şeysin. Kimse yok mu? O içten bastırılmış bağırma. Pardon, bir bakar mısınız? Ben bu böyle bağırman gerektiğinde var ya, nefret ediyorum hayattan ya, gerçekten. Çok kötü. Var mı şöyle bir sağa sola baktım gerçekten. Bu bir yazma. Kötümü daha sürsün. Benzinlik var mı şey? Ne bura? İlerler. O neydi lan? Adamı gördünüz değil mi? Bak. Oğlum bu nur kamyonu mu? Ne bu? Bu adamın benzinli hortumlasak ya. Aha, birileri var burada. Aha, birileri var lan. Bir problem var galiba. Onu avradını. Oğlum demin bu burada yoktu. O yüzden ben gittim buradan. What the fuck? Şimdi her şeyin cevabını aldık. Cinli Opet varmış. Şunu bana veresi ne? Niye? Özür dilerim. Oha, ya kızdı bana, suratına şey attı. 10 dolarlık benzin pompa 2 ile eyvallah. Rosepin ne diyor ki, Rosepin ne diyor ki, göbeğini göstersin bir de Eyesof. Ha, ben oynayacağım mı? Köprüye mi gidiyorsun? Evet, niye? Köprüye çok insan gitmez. Ne, nasıl yani? Dikkatli ol dedi. Oo, oraya gidenler kayboluyor diyor. Onlara bakmaya gidenler de kayboluyor diyor. Canavar varmış bir tane. Parçalıyorlarmış. Tuvalet kullanabilir miyim? Temizlenmemiş. Kullanayım gene de. Canavar varmış chat köprüde. Gerçekte böyle bir şey duysan dikkate alır mısın? Çok fazla korku filmi izledik. Ben alırım yani bu arada. Bir şey daha. Beltos diyor ki, abi üstündeki Rüştü'nün giydiği Barça forması mı? Hayır, üstündeki Ronaldo'nun Barça forması. Ronaldo yazıyor mu? Ronaldo'nun parça forması. Eğer beyazlı ya da mavili bir kadın görürsen
Sakın arabaya alma. Gittim mi şimdi? Sakın durma. Dayı, sen öyle dediysen ben seni dinlerim. Gaza basabildiğin kadar sert bas dedi. Niye? Bazılarının dediğine göre mezuniyet gecesinde ölmüş bir ruh. Araba kazasından Ha, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ok kanka, aynen gazmaz basmam. Sakın, sakın, sakın. Ne yaparsan yap, otostopçu alma. O parmaklarını çıkan insanlar düşündüğün gibi değil. Sadece değil. Abi sen benim altıma sıçırtacaksın bir an. Niye? Ne alaka ya? Teşekkürler. $10'luk benzin. Ya anne ne ya? Ne var ya? Köpek maması lazımmış. Köpek maması var mı sizde? Dayı. Bu canavar varmış ya. Gece nasıl gidiyor? Ağaca bana baktı. Okey. Bu kadar düşük ki çözünürlükler. Köpek mamasıyla. O üksügenlik son 3 diyor ki abi tekrar Subat Home planın var mı? Varsa ne zaman olur? 1 milyon takipçi de. Sütlü çikolata alalım bir tane. Ne bir tane köpek yokmuş burada köpek şeyi. Köpek maması yok. Ar ne abi, ne arar? Şimdi chat. Otostopçulara durmuyorum. Beyazlı bir kadın gelirse de oğlum benim benzinim var mı şu an? Pompa 2'ye koymam lazım arabayı da hiçbir şey gözükmüyor ki. Benzin almak için. Göremiyorum ki. Benim şu an benzinim yok hala. İkinci pompada benzin. Pompa bir hangisi? Oyunun gerçekten büyük bir sıkıntısı var ama. Benzini doldurmamız lazım. Chat. Benzinlikle biraz sıkıntı var. İkinci pompa hangisi? Bir onu bir göreyim ya. Ki bu mu? Tamam bu. Bir şey diyeyim, ben arabaya basıp gidecektim bu arada, yolda kalacaktık ve bok gibi bir ending olacaktı, biliyor musunuz demin? O yüzden iyi ki geldim ve geri. Kalite niye düşüktü? Oğlum oyun PlayStation 1 grafikli. Bence çok iyi. Nice. Benzini fulledim. Annem sorduğundan dolayı köpek maması almam lazım diyor. Alalım. Onat teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler diyor Mert. Köpek maması hangisi? Burada yok değil mi? Burada yok. Dayıya soralım. Niye her yer pahalı? Bug var galiba. Anything else? That's all thanks mi? Oğlum köpek maması almam lazım anneme. Anneme değil yani, bizim köpeğe. Bunlar şu mu? Yok onlar değil. Bunların hangisinin köpek maması olduğunu anlamamız imkansız. Anneme köpek maması alacağım. Lan it. Ne bu?
Yok, duvarda rafta. Köpek maması bulmak ne kadar zor olabilir ki? Yes. 5 dolar. Okay. All right. Pat pat. Pat pat. Gözüm. Okay, benzin full. Duran'ın annesi kaşar. Özür dilerim, çok kötü bir şakaydı. Asla durmayacağız yani. Çok kötü bir şakaydı. Ya ama anne, kaza yaptım senin yüzünden ya. Tamam, telefona bakmıyorum çünkü telefona bakarsam canavar kadın beni yer ve otostopçular arabaya binebilir. O yüzden telefona ne olursa olsun bakmayacağız. Oh be, en sonunda ya. Vallahi aç kapat. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Işıkları kapatınca da gerçekten göremiyorsun yolu. Aaa gözüm! TWK58 diyor ki Dark Webkiller Far From Home. Bir de şey var abi, ve özür dilerim abi, seni korkutum için anime ablaya da selamlar. Dark Webkiller Far From Home. bu kadar kötü bir... Niye peki oyunun şeyleri bu kadar kötü acaba? Ultra'da açtığımızda da ama parlıyor değil mi? Grafik düşürmeyle mi alakalı acaba diyeceğim mi? Ben sinyal mi veriyorum? Müziktenmiş, tamam. Ha, şu araba kullanacağız. Ne kadar zor olabilir ki? Kaza yapmayıp araba kullanacağız. Beyazlı kadın görürsek koşup kaçacağız. It's okay. Ben demin bu yolların hepsini yürüdüm değil mi bu arada? Kanka hiçbir şey göremiyorum ki. Gözüm parlıyor, gözüm yanıyor. Ne bu ya? Ha, böyle daha iyi. Köprüden 20 ile geçti. Shut the fuck up bitch, gaza bas, let's go. Köprü çok tehlikeliymiş bu arada. Canavar varmış. Oğlum ne lanet bir yer. 3 tane bizim problemimiz var. Canavar köprüde. Beyazlı kadın peşliyor. Otostopçularda crackhead. Kadını göremeyeceğiz ki biz gelse. Gaza basıyor sadece. Umurumda değil ha. Işıklar kapandı, ışıklar açıldı. Bir şey oldu, jumpscare kadın geldi. Oğlum benim görememem mi lazım gerçekten ışıklar? O yüzden mi böyle? Kapat. Tavşan. Git ezerim vallahi. Uyarı aldım. Durmak yasak. Hayır, arka koltuğa kesinlikle bakmayacağız.
Asiktir. Birisi sanki kastiği koymuş gibi. Çekil! Araba, hadi! Ne? Çektik işte hepsini, daha ne kadar çekelim ya? Odun bak, sinir etme beni. Böyle ittireceğim, böyle Hulk gibi. Ya niye çekilmiş? Yeter ya. Anne. Araba sende, bir selektör yapıp durma ya. Araba da kendi kendine selektör yapıyor. Çok gerildim. Çok rahatsız. Araba yapma bak. Araba niye böyle ya? Tamam çektik. Çektim ya, çektim. Daha ne kadar çekeyim lan odunları? Gitmedi mi? Had to move logs to go ahead. Ananın... Kanka. Akü bitmiş. Telefon çekmediği bir yerde aptal gibi kaldım öyle diyor. Alt çizgi M alt çizgi her sıfır cek ediyor ki sabaha kadar araba içinde bekle. Kaldık yolda. Ama o an hiçbir şansım yoktu, mecbur. Birinin geçmesi ne kadar uzun sürecekti bilmiyordum ama otostop bekliyoruz işte. On 23. Biz şu an otostopçu olduk. Bir tane yaklaşan araba gördüm. Şla! Ula dur la! Ula dur lan! Pislik. Pure evil. Birisi bir insanı nasıl öyle bırakır da gider? Anlamış değilim. Öyle diyor. Ben bir otostop çıksa bırakıp gidecektim vallahi oyunda. Evet. Hayalet biziz acaba. Hayalet biziz. Ona da durma demiş oğlum büyük ihtimalle benzinci piç. Bence benzinci var ya tırtlatıyor herkesi, gidiyor öleceğiz. Evet 10.43 hala bekliyoruz. Dayı. Durur musunuz? Damina. You're the girl from the gas station. Sen benzinlikteki kız olmasın. Bu bizim benzinlikteki, bize konuşmayan lavuk. Durduğun için teşekkür ederim. Ne yapmaya çalışıyorsun burada? Benim arabam bozuldu. Yardım için çağıramıyorum, telefon çekmiyor. Bana otostop çekebilir miyim işte?
Nereye gidiyorsun? Biraz da yardım arayabileceğim en yakın yere. Bin. Teşekkürler. Eşyalarımı almamı bekler misin? Eşyalarımı alacağım. Tamam, bekle. Çok uzun süre burada duramam dedi. Dualarını al gel dedi. Sağ ol be. İnsanlık ölmemiş. Sadece iki tane elim var diyor. Ana sıra böyle gidip geliyor. Uçağı takacak bize vallahi. Çok korkunç bu arada bu fikir. Indianjo'da W12 diyor ki bu mesaj Secebe Vakfı tarafından gönderilmiştir. Seni aramızda görmek isteriz. Dayı bir kaykay kaldı. Onu da alıp geliyorum. Bir dakika sabret. Eşyaları alıp kaçarsa ve burada böyle kalırsak 5 kat daha kötü olur. Kaykayı alma mı? Niye oğlum, kaykay kaç para, senin haberin var mı? Usta bagaj açık kaldı. Bana yardım eder misin eşyalarımı almak diye seçeyim. Tamam geliyorum ya, ne bu acele ya? Allah Allah, manyak mıdır nedir ya? Umarım sapık bir dayı değilsin. Araba çok parlıyor. Enişte. Enişte. Nasılsın? Gerildim ya. Konuşmayalım hiç. Bence. So you won't tell me who you are, where you are going? Kim olduğunu ve nereye gittiğini söylemeyeceksin demek ya. Buraya çok yakın oturuyorum. Bence güzel bir seçenek. Öyle mi? O zaman benzinlikte öyle soruları sormazdın diyor. Adam bizi basladı oğlum. Yalan sayımızı biliyor. Hiç sıkıntı değil. Ben de bana güvenmezdim dedi adam. Jason ne? Jason dedi. Ne? Benim adım Jason. Ben Holly. Tamam, ben Holly'yim. Adımı da söyledim. Araban çok parlıyor Jason. Neden acaba? Oyunda bir şey. Bir Tron. Şehrin bu kısmında olduğum için çok şanslısın. Söylemem lazım. Sen cesur bir kadınsın. Nasıl yani? Arabanın ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrin var mı? Diyor. Akü bitti. Emin misin? Babamın arabası bayağı eski. Okay. Sen dayı, senin arabanın ne olduğuyla ilgili haberin var mı esas? Esas sıkıntı orada. Benzinlikteki mevzuyla ilgili ne düşünüyorsun? Hayalet falan. Çok beni çok korkuttu. İlginç. Herkese söylüyor salak herif, benzinlikçi aptal. Konuşmak için şeye bak. Doğru mu peki o hayalet hikayesi? Canavar hikayesi. Öyle bir şey ben görmedim falan diyor adam. Ama bazı şeyler var. Ama bazı şeyler var ve arabanın bozulmasındaki asıl sebep onlar olabilir. Ben o benzinlik salak gibi konuşmak istemem ama bunu hatırla ki onları rahatsız etmezsen sen de rahatsız edilmezsin. Neyleri? Oğlum bu arada hayalet var galiba gerçekten. Öncesi için üzgünüm, ben insanlarla çok iyi değilim. Arkadaşlar oyun yavaş akmıyor. Oyun gerçek bir hikayeden esinlenildiğinden dolayı orada yaşanıldığı hizada gidiyor ve uzun sürüyor. Bu tarz şeyler. Yani gerçek hayatta da böyle araba sürülüyor yani 40 dakika falan yolda, o yüzden. Ha, hayalet miyim acaba? O kadar epik hayalet falan çıkmaz büyük ihtimalle ya bence. Öyle bir saçmalık olmaz. Adam sadece sapık otostopçu bence.
Biraz konuştuktan sonra beni motelin tekine bıraktı. Motelde de işte yolda kalanlar için asist işte yardım varmış falan filan. Ben de dinleyebileceğimi düşündüm. Be careful, there are all kinds of people out there. Adam demiş ki dikkatli ol, dışarıda her çeşit insan var. Okey. Işıklar düzeldi mi peki? Umarım düzelmiştir. Adama adımızı söylemese miydik acaba? Adam en korkunç enerjiyi veriyordu. Ne hatunun gece yatacağı yere mi ihtiyacın var? O tarz bir hillbilly. Ne kadar o da? 48, 40 dolar. Sadece nakit al dayı. Benzinlikteki adam değil chat, sadece oyunun iki tane karakteri var sadece. Karakter modeli. 9 numaralı oda. Araba hakkında 90 dolar. Tommy sabah ilk iş halleder. Tamam, onu 90 doları da veriyoruz. Tommy'ye söyleyeyim. Son bir şey daha. Ne? Son ne? Diğer kalanları uyandırma dedi. Çok güzel karşılanmaz bu dedi. Uyandırmayız, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. İnsanlar uyanırmıyor. Kapılarını çalmıyor. Sadece odama gitmem lazım. Bu kültür çok ilginç mesela. Amerika'da böyle moteller var ya hep yol kenarlarında falan. Hep aynı bu şeyde. Eşyalar kaldı. Bana eşyalarla ilgili bir şey demedi ya. Eşyalarım orada mı lan? Ulan eşyalarımı almamışım lan. Doğru lan. Ulan. Ulan bunlar benim eşyam, doğru. Oyun gerek yok. Bir tane kapı açık mı? Ben demin kapı sesi duydum ama anlamadım. Demek ki kapı açıktı, kapı kapandı. 4 numaranı mıydı? Beni kilitlediniz eşyaya. Göremedim bak, gene kaçırdım. Jumpscare'i kaçırdım. Alıp durma adamı. Dokuz numaralı oday. Bok gibi. Burada genellikle insanlar böyle tam birinin beni ya gözetleyeceği bir yer ya da öldürüleceğim bir yer. Eski ev kokusu varmış. Yatak nerede AQ? AQ çok affedersiniz. Ananın amcasını sik. Altıma sıçırttın ben dedim adama. Kimsin lan sen? Tommy. Tommy ne yapıyorsun ya? Temizlik işi. Bana adam verdi. Bu odayı ben aldım, demin aldım. Hehehehehehehe. Tommy ne diyorsun ya? Sana odayı yaparken dışarı çıkmanı rica edeceğim. Tamam, sağ eşyalarımı aldım Tom, bekle. Oğlum ne yapıyorsun ya? Anamın amcası sadece. Canıma anamın amcası. La kahretsin ya. Altıma sıçtım ya. Hiç beklemiyordum ya. Hiç beklemiyordum ya. Sue diyor ki cübetom. Bu cubeto mu gerçekten ya? Biraz pratik bir taşıma stiliyle geldim. Sıkılmayacağız. Daha eğlenceli. Elden ele böyle. Ya Tommy ya, gerçekten var ya. Tommy bir görecek bizi dışarıda, şok olacak. Diyecek ki ben buna bulaşmam. Diyecek ki ben buna bulaşmam. Aga! Demeyecek Tommy, çünkü rathane müdürü değil. Ama büyük ihtimalle özürlü diyecek bize. Sıkıntı değil. Yanlış birinin kapısına getirdik. 11 numara bu, biz 9'dayız. Okey.
Şapkayı niye kafaya takmıyoruz gerçekten? Lan deniyor. Zırtı o. Joe'yla durumu konuştum. Bu insanlar ne sıkıntısı var? Mercy, mercy, mercy ne gibi olur? Mercy ne lan? Mercy neydi lan? Allah akıl fikir versin demeye çalışıyor işte aslında. Mercy, mercy. Üç kere mercy, mercy diyor. Allah akıl fikir versin diyor. Ya yani normalde mercy merhamet de. Allah affetsin diyor. Allah affetsin diyor. Doğru. O anlamda kullandı yani. Lord have mercy denir ya işte. But don't you worry, it's safe. Merak etme, burası güvenli. Ben gidip arabanı alacağım. Eyvallah Tommy. Eğer telefon gerekirse git resepsiyona diyor. Şey çalışmıyormuş çünkü. Buradaki telefon. Tamir etmeyi istiyoruz ama çok fazla müşteri gelmiyor. Öyle güldü. Ama iyi geceler sana. Tommy bırak beni. Tommy bırak beni. Tommy, Tommy bırak beni. Bırak başını. Şöyle biraz düzenleyeyim ortalığı chat. Şimdi size evde tek başına tuzağı yaptım kapıya bak. Biri gelirse katil kaykaya basıp düşecek. Ona köpek mamasına kafa atacak ama atamıyor artık. Onu şu an dolap. Alright. Direkt yattım valla. Ne bu lan? Telefon çalışmıyor ki. Oğlum biri kapat. Çık. Ne o, teldeyim yaz lan. Çıkamıyorum bu arada şu an yataktan. Bir sıkıntı var burada dedi. Ne diyorsun sen gerçekten mi? Anksiyetem yüzünden yorgunluğum şey yapıyordu. Bir tane sıcak kahve içsem bana iyi gelir. Bu nasıl bir duş bu? Bir kahve içmeye gideceğim galiba. Oğlum sapık vardı demin ama penceremde kahve içmeye gitmek iyi bir fikir mi? Gidelim bakalım. Sapık küveti çalmış Tommy. Dayı bir adam var sapık. Tamam 9 numara. Bu ne lan? Fotoğrafına 5 saniye bakınca intihar etme isteği uyandıran kız fotoğrafı. Fotoğrafına bak. Gerçekten o ne o ya? Yok ki kahve. Piyanistiniz geldi. Bu arada Tukan abi de aksolotl sahiplenmiş. Ne? Kahve nerede chat? Kahve yok. En sonda mı? Nerede? Şu Efe'yi biri time atlasın 2 hafta ya. Beyler saati dışında beyler yazıyor. Efe. Biri vursun şu çocuğu.
Ulan ne de? Aha. 4 numaralı kapının yanında bir de. Espresso çakayım da. Uyumayayım. Lan! Lan! Oğlum kontroller ters döndü lan. Sağa bakıyorum sola gidiyor. Yukarı bakıyorum aşağı gidiyor. Lan kahvemi hap atmışlar lan. Ananı avradını makine kahveyi nasıl hapladınız lan? Rufilendik lan. Homie lan birader. Ananı avradını. Ben extreme gamer'ım. Kontrol ederim bana. Baba ama ne sinim öldü babam. Odama mı gitmeliyim? Resepsiyonu ne var lan odamda? Petre Mereal diyor ki abi gözlüklü biri sana vurmaya çalışırsa kafana sık. Mal olduk. Bu trip. 3.18. Nasıl bir espresso? Bayıltılmıştım. Uyuşturuldu. Rufilendik gerçekten. Hani çalışmadı lan telefon? Eşyalarım buraya gelmiş. Küvetim hala yok. Kafamın yanında bir zonk. Dışarı çıkmak ya dışarının güvenli olduğunu düşünmedim diyor. Biri geliyor chat. Tommy değil mi o? Kimsin? Joe. Resepsiyondan Joe. Joe ama bu chat. Ama Joe olup olmadığını bilmiyoruz ki. Hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü kahveme hap atıldı ve Joe'ya benzemiyor. Joe'ya benziyor aslında ama. Açmam mı lazım? Güvenmiyorum oğlum. Hepsi aynı zaten. Ne? 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 Zekora diyor ki abi kalbim durdu ben kaçar. Galiba kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Yani bu galiba ending'ti chat. Altıma sıçtım ya. Gerçekten altıma sıçtım. Neymiş bu ending galiba. Öbür ending ne bunlar? İzleyeyim öbür ending'i de. Çünkü oyun baştan oynattırıyor. Buraları yaptık zaten. Bu bizim yediğimiz arkadaşlar. It's Kevin Duran diyor ki annenin amcasını şimdi.
Niye ses yapıyorsun falan diye geliyormuş. Kapıyı açmam lazımdı, evet. Neyse. Kendine sakla. Allah aşkına bir dur oyun ya. Bir dur ayrıl lütfen ya. Neden gözlerin kıpkırmızı diyor bize? Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle? Bizde kahve makinesi yok dedi adam. Dur dur işte alo. Yani anladım ben. Bir tane normal salim kafalı bir müşteri geldi sana ama sen de delisin ve kafan güzel falan dedi adam. Joe. Takip et beni dedi. Joe işimden nefret ediyorum dedi. Şimdi gidiyoruz Joe'yla. Kahve makinesini göstermiyor ama kahve makinesi gerçekten yok. Bu kalitesi niye bu kadar düşük ya? Ne oldu? Hani kahve makinesi... Oğlum kahve makinesi yok gerçekten. Sana git dedim şimdi. Senin odanda ilaç olması lazım. Git ona bak. Oğlum adam kahve makinesi getirip bizi uyuşturmuş birisi. Ben dolaba saklanmak için açtım ve öldüm oyunda. Geri uyuyoruz şimdi. Şimdi geri mi bayılacak bizi Joe? Lütfen kapıyı aç. Bir şey diyeceğim, bu da jumpscare olabilir chat. Yardımın lazım. Kapıyı açtırttı biri. Oğlum bu oyunu yap. Zor lan bunu şey yapmak. Gene ölüyor yani, iki kere ölme şansı varmış. Burada kapıyı açmaman lazım. Odada olduğunu biliyorum falan diyor sonra. Bu nasıl gerçek hikaye peki bu? Ne olmuş gerçeğinde? Joe'yu açmış, diğer kimseyi açmamış mı? Valkyrie Man diyor ki abi kıza açıldım, seni arkadaşım olarak görüyorum dede ama iyi ki sen varsın kalp. Dede mi? Geçmiş olsun. Allah sapık geliyor lütfen güzel bayan kapıyı açın. Bayan diyor, pretty lady. Bayan der büyük ihtimalle diye. Dedim yanlış algılanmasın. Kapıyı açın bayan. Polis değilim yemin ederim falan diyor. Kapıyı vurmaya başlıyor sonra. Ulan burası küvet böyleymiş demek ki. Okey, burada da ölüyorsun. Son ne oluyor peki chat? En son buraya saklanman lazım. Bu adamdan kaçıyorsun. O da öyle mal gibi bakınıyor. Doğu geliyor sonra. Ne oldu? Doğu adamı indirdi. Gerçeği bu galiba. Bu zamana kadar adam polisi çağırmamış Joe. Motelin şeyini düşürür diye, etkiler diye, saygının şeyini, değerini. Haber olur, dedikodu olur diye. Bu kasaba bir tarikatın tarikat olabilirmiş ya da uyuşturucu zinciri olabilirmiş ya da daha kötü bir şeyler olabilirmiş. Tommy sonra gelmiş. Bir yıl gibi hissetmiş Tommy gelene kadar ama Tommy ondan sonra arabayla gelmiş. O günden sonra hiç uzun yolculuğa çıkmadım. Hep uçağa bindim. Bu da araba çekilirken. Evet.